Kimsenin farklı bir düşünceye, kendisinden farklı bir giyime tahammülü yok. Herkes karşıdakine duvar örüyor. En doğrusunu, en iyisini herkes biliyor. Kendisine benzemeyen, kendisi gibi düşünmeyen, herkese öfkeli, kabul etmek istemiyor. Böyle olunca da herkes diğerini ötekileştirip mağarasına kapanıyor. Kendi gibi olan, kendi gibi düşünen insanlarla iletişim kuruyor, sosyalleşiyor. Kabul etsek de etmesek de bizim toplumumuz aslında bu. Hem çok çeşitli, çok renkli, hem de siyah beyaz. Ekranlarda yıllardır habire birbirinin tekrarı, araklama uyarlama senaryolar, zengin fakir ayrımı, yalılar, aşk üçgenleri, bizim gibi olmayan, bize benzemeyen, biz yapınca eğreti duran hareketler. Fakat bir süredir sanki durum değişti. Nasıl olduysa dizilerde İstanbul yalılar veya Gecekondu gibi dar çevrelerden çıkıp tarikatlara, derneklere girdi. Kısacası tek bir kesimi değil, memleketinden insan manzaraları gösterilmeye başlandı. Çok değil, bundan 20 yıl öncesine kadar dizilerde, filmlerde tesettürlü kadın göremezdiniz. Üstelik sadece dizilerde değil, gerçek hayatta da yok sayılan, görmezden gelinen bir kesim vardı. Son yıllarda ise Kızılcık Şerbeti bir başkadır, Ömer. İşte bu farklılıklar, yani ötekini konu alan, ortalığı karıştıran son dizimiz, Kızıl Goncalar. Dizi bir kere çok keskin, çok sert konuları ele almış. Tehlikeli sularda yüzmüş. Tarikatlar, din istismarı, 28 Şubatçı profesör, yurt dışına kaçan doktorlar, çocuk gelin meselesi, aile içi ensest, tarikatların kadını ikinci plana atması, dindar geçinenlerin ticarette yaptığı hileler, kız çocuklarının okutulmaması, tarikatların devletin her kademesine nüfuz etmesi gibi toplumun kanayan yaraları. Dizi pek çok yönden topluma ayna tutuyor. Ratingin anahtarı şu: birbirinden taban tabana zıt kişilikler, karakterler olmalı ki bir çatışma olsun, izleyici bu çatışmayı izleyebilsin, sosyal medya coşsun, parti tutar gibi insanlar karakterlerden birinin tarafını tutsun. Muhafazakar, seküler çatışması, açık kapalı, modern geleneksel, zengin fakir, ki olmazsa olmaz bizim toplum, aydın cahil, laik mutaassıp, dizi çatışmalar üzerine kurulu. İlk ortaya çıktığında yer diziler gibi çok büyük prodüksiyonlu reklamlar, tanıtımlar yapılmadı. Zaten ilk bölümü yayınlanır yayınlanmaz da Kızılca kıyamet koptu. Kimi deprem bölgesinden geliyor, hastanede bir yapılanmalar var, kesin bunlar Adıyamancılar. Kimileri çocuk gelinlere vurgu yapıldı, kesin bunlar İsmail Ağa cemaati derken, kimileri de sağlıktan emniyete, her kurumda adamları tanıdıkları var, kesin FETÖ'cüler bunlar. Kimi de hayır kardeşim, basmaya bunlar benzinciler, fikirlerinden belli dedi. Rütü'ye 32 bin civarında şikayet geldi. Rütü diziye milli ve manevi değerlere zarar verdiği iddiasıyla iki kez durdurma cezası ve 270 bin euro para cezası kesti. Yetmedi, haberlerde her gün tarikatlar çok ciddi bir tepki gösterip özellikle İsmail Ağa cemaati iptal edilmesi için çok uğraştı. Bazı dernekler ve sendikalar Vox TV binası önünde toplanıp diziyi protesto etti. Dizinin tanıtım afişlerine saldırıldı. Yetmedi, dizinin bazı çekimleri Darülay Ceza Başkanlığı'na ait mekanlarda çekiliyordu. Ancak kurumun izinleri iptal ettiği açıklandı. Mecliste milletvekili Nazlı Akay iktidara ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na seslenerek bu diziden neden rahatsız oldunuz diye sordu. Kimi karşı çıktı, kimi sahip çıktı. Ve 2 haftalık aranın ardından dizi ekranlara döndü. 2 haftalık aranın özlemi mi, tepki mi bilinmez ama reytingleri de alt üst etti. Aslında Gold Film yapımcısı olduğu diğer bir dizi olan Kızılcık Şerbeti'nden dolayı tepkilere bağışıklık kazanmıştı. O dizi de 5 hafta yayın yasağı almıştı. Aslında bu yasaklamalar, kısıtlamalar bir bakıma dizi için artı puan oldu. Yapımcılar istese bile bu denli büyük bir reklam yapamazdı. Sosyal medyada yarattığı dalga üzerine hiç izlemeyecek kesim bile bir bakalım bu dizi neymiş diye izledi. Bazıları da tepki için izledi. Yabancı basında da bu kısıtlama haberleriyle yer buldu. Senarist Necati Şahin, Vatanım Sensin, Kulüp gibi dizilerin de senaristi. Dizi dindarları kötü gösteriyormuş. Maalesef yıllarca iki tarafta bir diğerini yok saydı, görmezden geldi. Halbuki bir halıdaki motif gibi herkesin farklı renkleri olduğu ve bu çok kültürlülüğün zenginlik olduğu görmezden gelindi. Ucu bucu diye etiketleyip geçip gitmek daha kolay geliyor, anlamaya tanımaya uğraşmadan. Birbirinin tamamen zıttı iki taraf, birbirlerine uyum sağlamak, olanı olduğu gibi kabullenmek yerine her iki kesimin kendi mağarasına kapanmış, ötekini tanımıyor, tanımak için bir çaba da göstermiyor. Sadece dışlamakla kalmıyor, önemli olan bakış açısı ve insanları dış görünüşüne göre yargılamamak. İnsanlar birbirinin kılık kıyafetine değil de birbirlerinin kalplerine bakabilseler keşke. İdealist Atatürkçü psikiyatrist Levent, 14 yaşında çocuk gelin olmuş Aileler Tarikatı mensubu Meryem, her türlü maddi imkana sahip fakat manevi olarak bir boşlukta olan, psikolojik olarak sorunlu Mira, galiba ters kendi söküğünü dikemiyor. Ana baba bu konuda çaresiz. Maddi olarak bir takım imkansızlıklar, kısıtlamalar içerisinde büyümesine rağmen manevi olarak kendisini geliştirmiş, zehir gibi kafası çalışan Zeynep, aynı kandan, aynı anne babadan dünyaya gelmelerine rağmen ayrı dünyaların insanı diyebileceğimiz iki zıt karakter. Ailenin, yetiştirilen çevrenin birey üzerindeki etkisini görmek açısından oldukça önemli. Deli veli arası gidip gelen fakat kalp gözü açık olan ve bir takım kerametvari halleri yanında travmatik bir geçmişi de olan, psikolojik sorunları olan tarikat mensubu Cüneyt. Tarikat içerisinde ayrıcalıklı bir konumda olan amcası Sadi Hüdayi Güneş ve ailesi. Dinle ticaret işlerini birbirinden ayıran kayınbirader,
bütün engellemelere, kısıtlamalara rağmen okuyup bir yere gelmiş Hala Birgül, ki bu karakter oldukça önemli. Belki de dizinin verdiği en güzel alt mesaj, Birgül'ün de Meryem'le aynı kaderi yaşayabilecekken kaderine razı olmayıp şartlarını da imkanlarını da zorlayıp kendisine güzel bir hayat, gelecek kurması. İlk bölümde abisi Naim ondan bahsederken kafir oldu diyor. Tam da biz kız ateist oldu, açıldı, kötü yola düştü falan diye düşünürken aslında okumuş bir imam hatipte öğretmen olmuş, kendi ayakları üzerinde duran, yeğenini ve yengesini de kurtarmak için mücadele veren bir kadın görüyoruz. Önemli olan toplumun herkesinden insana dış görünüşüne bakılmaksızın eşit haklar verilmesi. İş dünyasında da eğitimde de fırsat eşitliği sağlanması, kendi olmak, kendi gibi hissetmesine saygı gösterilmesi. Bağnaz ve tutucu bir adam olan Naim Efendi, kız çocuğunu okutmayıp hastaneye götürürken kadın doktor yok mu diye soracak zihniyetin temsilcisi. Hayır, böyle tipler yok diyen insanlar ya yaşadığı toplumu tanımıyor ya da başka bir evrende yaşıyor. Modern olmakla övünen ve toplumun bu kesiminden pek haz etmeyen 28 Şubatçı Profesör Suavi, içinde bulunduğu koşulları, yatalak kayınpeder, sorunlu evlatlık, İçten içe sinirlenmeyip yıllarca devam eden annecilik oyunu kabullenmeyip en kolay yol olarak görüp Almanya'ya kaçıp giden Doktor Beste. Kur'an kursunda öğreticilik yapan hasta. Şöyle bir etrafınıza bakın. Gerçekten bu tür insanlar yok mu? Markette, alışverişte, otobüste, çarşıda, pazarda bu tür insanlarla karşılaşmıyor muyuz? Belki farkında olmadan yanlarından geçip gitmiyor muyuz? Kısacası toplumun her bir bölümünden bireyini temsil etmiş, geniş bir yelpaze sunmuş. Her ne kadar karakterler birbirinden taban tabana zıt iki ayrı dünya olsa da insan sadece kendi sesini ya da ona benzeyenlerin sesini duyarak hakikati keşfedemez. Kendini ancak bir başkasının, öteki gruptan olan insan aynasından tam olarak görebilir. Ve tezatları kucaklayabildiği ölçüde olgunlaşır. Normalde bir araya gelse 10 dakika birbirlerine katlanamayacak insanların yolları kesişiyor. Ve bunu yaparken de türlü tesadüflere yer verip rahatsızlık vermiyor. İzleyici ya bunlar bir araya geldi ama Allah'ın işi işte dedirtmiyor. Anlıyoruz ki herkes görünmeyen iplerle birbirine bağlı. Karakterlerin hiçbirinin ben aklım gibi bir derdi yok. Ya da senarist birinin tarafını tutmuyor. Diğer dizilerde her ne kadar İsa'ya da Musa'ya da yaranayım, iki tarafı da gücendirmeyeyim, gönlünü alayım gibi bir yaklaşım söz konusu olsa da bu dizide tam tersi. İki tarafa da çat çat vuruyor. Dizi topluma ayna tutuyor. Doğu ve Batı arasında tam ortada ne tam Avrupalı ne tam Orta Doğulu. Tıpkı Türkiye gibi. Yapılan en büyük eleştirilerden biri de dini kötü göstermesi yönünde. Halbuki din şahısların hatalarıyla bozulacak ya da kötü görülebilecek, gösterilebilecek bir olgu değil. Kişilerin hataları dine mal edilemez. Ticaretinde hileliği kullananla bu duruma tepki gösteren Meryem aynı dini inanca, hatta aynı tarikata mensup değil mi? Tarikatları kötü gösteriyormuş. Bu ülkede onlarca, belki yüzlerce tarikat var. İnsan bilmediğinden, tanımadığından korkarmış. Bu ülkenin kaçı cemaatleri, tarikatları ya da işleyişinin yapılanmasını biliyor. Her biri kendince ayrı bir dünya. Allah'ın adamı işte deyip geçip gidiyorlar. Halbuki kendi içerisinde bile çok farklı yapılanmalara, kurallara, dini vecibelere sahip. Çocuk gelin meselesi de dizinin en tartışılan konularından biri. Sanki bu olaylar hiç yokmuş gibi sürekli bir üstü örtülme, kapatılma durumu var. Halbuki kabul etsek de etmesek de çoğumuzun ya anne babası ya da birkaç kuşak öncesi, dedesi nenesi ya da etrafımızda gördüğümüz herhangi biri 13-14 yaşlarında bu tür evlilikler yapmış. Hala da yapılıyor. Görmezden gelmekle o gerçekler yok olmuyor. Dizide yine çok eleştirilen küçük çocukları döven Kur'an kursu hocası. Kur'an kursuna gidip de bu dayağı yemeyen ya da atıldığına en az bir kez şahit olmayan var mı? Yıllardır dayak cennetten çıkmış sözüyle cennetten çıkan tek şeyin neden sadece dayak olduğunu sorgulatmadılar mı? Tabii bu sadece Kur'an kursunda da yapılmıyor. Öğretmenlerin de öğrencileri dövdüğü karanlık bir dönem olmamış mıydı? Doğuştan İstanbul'da Miray ile hiç İstanbul görmemiş Zeynep birbirlerini tamamlayacak gibi duruyor. Sınav sistemi eleştirisi yapılıyor mesela. Miray'ın bir takım psikolojik rahatsızlıkları bir sebebi de bu stres kaldıramaması. Dizi aman suya sabuna dokunmayın diye ilerlemiyor. Tam aksine yaralara parmak basıyor. Çünkü dokunmadığımız o sulardan birileri boğuluyor. İnsan kendinde olmayanı ararmış. Zıt kutupların birbirini çekmesi bu yüzdendir belki de. Levent ve Cüneyt ikisi içinde bir diğerine bakmak, aynaya bakmak gibi. Levent aklı, rasyonalizmi temsil ediyor. Hayatının merkezine bilimi koymuş, duyguları komple yok saymış. Hayattaki tek misyonu insanlara yardımcı olmak. Cüneyt ise tam tersi. Hayatının merkezine kalbini, duygularını ve maneviyatı koymuş. Dolayısıyla romantizmi temsil ediyor. Fakat bu ikisini içinde bulunduğu topluluktan ayıran en önemli fark, Levent kendi topluluğundan olmayanın ötekini tanıyor, biliyor. Tarikatların işleyiş sistemine hakim. Cüneyt tacizci babayı kemerden atacağı zaman ona onun dünyasından yaklaşarak Hazreti Ali'den örnek veriyor. Ayet hadis biliyor. Başka bir de işte düşmanını tanıyor. Cüneyt ise her ne kadar tarikatta önemli bir konumda olsa da sürekli kitap okuyan, entelektüel bilgi birikimi olan mesela Fransız kültürüne hakim. Matrix'i de biliyor, Mozart'ı da, İsaac Newton'u da. Dizinin bir sahnesinde bizi bilen zaten biliyor. Belki bilmeyen biri daha doğru değerlendirebilir diyor. İşte kilit cümle bu.
Demek ki hakikaten kucaklamadan ötekini, yaratandan ötürü yaratılanı sevmeden ne layığıyla bilebilir ne de tanıyabilirsin. Ön yargılarını kaldır ki gerçekten görebilirsin. İkisi de karşıdakinin silahını ona karşı kullanıyor. Kendi gerçekliğine aynaya bakıyor. İkilinin karşılıklı diyalogları çok keyifli. Aile içi ensest vakasına maruz kalmış kıza ikisinin de yaklaşımı yöntemi farklı olsa da aslında ikisinin de niyeti kıza yardımcı olmak. İkisi de kendinde olmayanı arıyor. Dizi gerçekçi ayrıntılara yer veren sahneler de barındırıyor. Mesela Meryem'in kayıp eşyalarını aramak için kayıp eşya duası okuması gibi. Dergah ve zikir sahneleri de başarılı. Dizide bir yandan ayet hadisler kullanılıyor. Diğer yandan Fransız kültürü. O tabloların dili olsa neler neler anlatır durumu da var. Dizide aile çok mülayim görünürler ancak her şey beklenir onlardan sözü tam talihsizlikte. Halbuki her gruptan, her topluluktan, her meşrepten insan var. Her insan apayrı bir dünya, herkesin farklı düşünceleri, duyguları var tıpkı parmak izi gibi. Kırşehir esnaf dayanışması için oluşturulmuş ait teşkilatından tebliğ gecikmedi. Neyse ki bu kırgınlığı köylü diye küçümsediğin adam Aşık Veysel çıkabilir sözüyle telafi edildi. Aslında birinci bölümden itibaren herkes kesin kaldırılır ya da internete geçer, TV'de kanallarda oynatmazlar demeye başlamıştı. 9 yıl arada sonra Özgün Amal'ı ekranlarda görmek içimizi ısıttı. Özcan Deniz'i de konaklarda oturan zengin ailenin en büyük oğlu rolü dışında bir rolde görmekte iyi geldi. Özcan Deniz ve babası rolünde oynayan Şerif Erol arasında 9 yaş farkı olduğunu bilmek de gülümsetti. Uzun solukta tutarlılık gösterecek mi yoksa yumuşayacak mı bekleyip göreceğiz. Belli ki bu hamur çok su götürür. Hepimiz farklı sıfatlarla sıfatlandırıldık. Şayet Allah herkesin tıp atıp aynı olmasını isteseydi hiç şüphesiz öyle yapardı. Farklılıklara saygı göstermemek, kendi doğrularını başkalarına dayatmaya kalkmak en başta hakkın mukaddes nizamına saygısızlıktır. İnsanın bir kişiliğinin olması, prensiplerinin olması güzel bir şey. Fakat bunları başkalarını dışlamak için, ötekileştirmek için kullanmamalı.